Şimdi süremiz de daraldığı için isterseniz e, CHP HDP mevzusuna geçelim ama önce Muharrem İnce'yi izleyelim mi Sayın Gülerci? Ne dersiniz? 120 MS vermiş oluruz. Muharrem İnceden e, hafta arasında CNN Türkiye çıktı. E, orada enteresan sözler söyledi. Adaylık konusunda da flash sözleri vardı. Bakın evet. Muharrem İnce neler söyledi. Muharrem İnce e, Yalavalı olması hasebiyle de size zaman zaman çok defa sorduğum biridir. Bir siyasetçidir. E, aday olacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Siz de her seferinde haklı çıktınız bu konuda. Şimdi bu kez bugün de bir... Yalavalı olarak konuşmayacağım. Evet, yani, bu kez de üstü kapalı bir tehdit mi var Muharrem İnce'de? Ben şöyle söyleyeyim. Bu konuşmayla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yorum yapılacak gibi de Açık yani. Sadece niye bugün yayınladık bunu? Ee, hani not düşelim diyorlar ya bir Hı -hı. kenarda bulunsun. Bu konuşmalarıyla Sayın Muharrem İnce CHP içerisindeki bir el yapımı patlayıcıdır. Zaman ayarlı. Zamanı gelince yani CHP içinde böyle bir mesele var şimdi. Bir Muharrem İnce Vay. meselesi var. O orada duruyor. Hani Ekrem İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı <laughs> adayı olacak 2023'te gibi. Ya bunların hepsi potansiyel patlayıcılar. İleride CHP'nin içinde patlayacaklar. Ee, sadece biz haberdar olsun seyircilerimiz. Bak Muharrem İnce'nin böyle bir çıkışı <laughs> oldu. E, bilginiz olsun kabilinden. Evet, not düştük e, bir not düşmüş olduk siyasete. Şimdi asıl şu anda tabii Kılıçdaroğlu cevap vermiyor. Çünkü daha büyük derdi var Kılıçdaroğlu'nun. HDP ile olan mesele. Evet. Geçen hafta Pervin Buldan'ın açıklamalarını burada konuşmuştuk. Evet. O da bir tehdit varı cümleler o, kurmuştu. O devam ediyor. Ee, bu hafta da Sezai temelliyle HDP sözcüsü e, Günay Kuvilay, hı hı. HDP İstanbul İl Görüntü binasında basın toplantısı düzenledi. Bu çok önemli. Önce onu verelim. Çünkü HDP sözcüsü e, Kuvilay, Günay Kuvilay farklı bir şey söyledi. O, o, onun demesi farklı. Hı hı. Şöyle diyor: Başta CHP Parlamento içi muhalefet partilerinin iktidar tezkeresine verdikleri destek yani Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tezkereye verdikleri destek aynı zamanda orada inşa edilen demokratik modernizme nerede? Rojava'da inşa edilen demokratik modernizm varmış orada. Herkesi astılar, kestiler, susturdular. Arapları kovdular, ettiler. Demokratik modernizm bu. Bunların artık palavraları. Yap. Ama şurası önemli. Başta CHP, parlamento içi muhalefet partilerinin iktidar tezkeresine verdikleri destek, DAEŞ barbarlığına verdikleri bir destek. CHP diyor asıl. ...Deaş barbarlığına destek veriyor. Şimdi bu yenilir yutulur bir laf değil. Yani HDP'den CHP'ye gelen belki de... ...bugüne kadarki en sert söz olabilir mi? Evet olabilir. Ve bu da HDP sözcüsü ha. Yani bir... bir ...milletvekillerinden bir milletvekili değil. HDP'nin sözcüsü. Bugüne kadarki en sert söz bence. Yani evet. Bundan daha ilerisini duymadım. Şimdi... E, ...bir hadise var. Can ile Canan arasında deniyor ya. <laughs> bir hadise var. CHP ile HDP arasında... Şimdi sen hatırlattın o eş başkanın ifadesinden sonra Pervin Buldan'dan sonra Pervin Buldan'dan sonra e, diğer eş başkan Sezai Temelli mecliste bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. CHP'nin sınır ötesi operasyon tezkeresindeki tavrını doğru bulmadıklarını söyledi. Eleştirdik eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat uyardılar onları. Sizin daha göreviniz bitmedi. Tamam Suriye'de şunlar bunlar oldu ama Amerika bir tuttuğunu bırakıyor mu? Değiştiriyor, yeniden kullanıyor. Herhalde kulaklarını çekmişler. Diyor ki eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat CHP'ye oy verdik, size oy verdik. Bunun da bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz gibi bir anlayışımız yok. Hem söyleyeceğini söylüyor Hı. ama diyor yanlış anlamayın yani bir diyet peşinde değiliz diyor. Ama beklentiler üzerinden baktığımızda tabii ki bir kırılma yaşanıyor. Demek ki CHP'den beklentileri tezkereye hayır demekmiş. O CHP'nin nesi olurdu? İntiharı. Tabii tabii. Çünkü CHP bitirir o. Geçen hafta da söyledik bir tabirimiz var. Kurumsal CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si. Kurumsal CHP, CHP parti olarak tezkereye destek veriyor. Ama Kılıçdaroğlu içimiz yana yana diyor. Kılıçdaroğlu hükümeti suçluyor. Bunlar diyor DAEŞ'a diyor teröristlere silah verdiler diyor. Hep FETÖ'nün yalanları, kumpasları. Şimdi biz diyor CHP'ye göre değil kendimize göre 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini stratejimize uygun değerlendirdik. Eleştirilerimiz bu yönde ama burası önemli. CHP ısrarla belli alışkanlıklarını sürdürüyor. Hele ki tezkere gibi konularda içimiz yana yana diyorlar. Siyasetin kabul etmeyeceği bir anlayışla hareket ediyorlar. Not etmişler. Şimdi asıl bu hafta eski HDP eş genel başkanı biliyorsunuz 4 Kasım 2016'dan beri evet. Tutuklu Edirne cezaevinde. cezaevinde Selahattin Demirtaş bir yere konuşmuş ve muhalefete şunları söylüyor. Şimdi Selahattin Demirtaş da HDP içinde gruplar var. Bu belki de oradaki en önemli gruplardan Teşekkür birini evet. temsil ediyor ve yedekte tutuluyor bak Selahattin Demirtaş. Sezai temelli falan temelli değil onu söyleyeyim yani. Göstermelik. Asıl hazırlanan Selahattin Demirtaş. İnsanlarımız haklı olarak çok öfkeliler. Ancak bu öfkeyi halklara, bireylere değil, zihniyetlere yöneltmektir doğru olan. Evet. Kürtler, hangi Kürtler? Amerika'nın Kürtleri. PKK'lı Kürtler. Kürtler diyor. Evet, Kürtler öfkeli ve haklı olarak kırılmış, yaralanmışlardır. Hı hı. Aynı vatanda, aynı bayrak altında birlikte yaşamaktan yana olan Kürtlerin hepsi bu harekatı desteklediler. Hem de gönülden desteklediler. Türkiye'nin parçalanmasının ne kadar kötü sonuçlarına varacağını bilen insanlar bunlar. Demirtaş'ı hatırlatın. Az önce arkadaşlar ekrana bir görüntü getirdi. Biz de o görüntüyü hatırlatacağız. Siz söyleyin. Çünkü Demirtaş'ın nasıl biri olduğunu hatırlatacağız. Şey, e, şunu bitireyim. Evet, evet. Lütfen onu söyleyin siz. Ancak hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır. CHP'ye çok Par, açık bir parmak, tehdit. Armak sallıyor. O bir kere olur. Barış isteyen halka, öz sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. nedir? Sorumluluk savaşın arkasında hizalanan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi nedir diyor. Şimdi tehdidin dozajını yükseltiyor Selahattin Demirtaş. Onların yerinde olsam Kürt halkını affi almazdım. Kendilerini kastediyor. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Hemen İmamoğlu gitti Avrupa'da biliyorsunuz. Fransa'da <laughs> skandal bir konuşma <laughs> Hemen ikna edici adımlar atmaya başladı. Yoksa yarın geç kalınmış olur. Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka öz eleştiri borçludurlar. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenler PKK'lılar onlar ya. Kürtlere savaşı ve ölümü reva gören PKK. Sizsiniz. PKK'lılara ne diyordu PKK'lılar? Vatanları için savaşan güçler diyordu Selahattin Demirtaş. Evet. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenleri Kürtler de günü geldiğinde tanımazlar. Evet. Peki şimdi bu Selahattin Demirtaş'ı Sayın Gülerce'den son açıklamalarını dinledik. Ama gelin görün ki daha çok, e, çok geçmedi ya. Kaç ay geçti şurada seçimlerden? 3-4 ay geçti yani. 3-4 ay önce bu CHP ile bu HDP kol kola girdiler seçimlerde. Hep beraber de bizler de izledik. Biz o günlerde de söylüyorduk bugünlerin geleceğini belki de ama hatırlatmakta fayda var. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir konuşmayı biz neredeyse zaman zaman ekrana getiriyoruz. İmamoğlu'nu takdir ettiği bir siyasetçi olduğunu evet. da hatırlatalım. İmamoğlu takdir etti. Eşleri buluştu biliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi de oradaydı. Sayın Dilek İmamoğlu da oradaydı. Ve Demirtaş'ın eşi de oradaydı. Muharrem İnce de bir önceki seçimde biliyorsunuz gitti Edirne'ye ziyarete. Ya öyle biri. Peki evet. Demirtaş Neler söylemişti? APO'nun heykelini dikeceğiz demişti. Kendi sesinden bir izleyelim mi? Buyurun. Terörist başının Onları heykelini hatırladım. dikecekler. Şimdi e, bu hafta güzel e, Sayın Bahçeli'nin tebessüm ettiren bir konuşması oldu. E, partisinin genel merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Evet. Bu Kılıçdaroğlu partisinin CHP'nin grup toplantısında ülkücü kardeşlerim diye bir laf etti de. Ona cevap verdi. Ee, şöyle diyor. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısındaki konuşması yasalı günü. Diğer konuşmaları gibi kara mizahtır, skandaldır. Ülkücü kardeşlerim diye seslenmesi de ayrı bir garabettir. Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen. Az önce bunu mesela orada hatırlatmamız lazım aslında. HDP-CHP ortaklığında. Hendek olaylarında, 2015'te, o da çok değil. 3-4 sene önce arkadaş dedi teröristler. İşte yani. Sayın Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Bahçeli Bahçeli önemli. Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen, YPG kendi vatanını savunan örgüttür yorumu getiren, zillete düşüp çırpınan, Türk düşmanlarına, Haçlı heveslilerine, sömürgeci niyetlere çıtını çıkarmayan, bir siyaset bezirganından, bırakın kardeş olmayı, Üvey kardeş bile olmaz. Olamaz. Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır. Evet. Bu milletimizin büyük çoğunluğun, makul çoğunluğunun vicdanındaki sestir. Evet onların hısım akrabasıdır. Kılıçdaroğlu. Reklama gideceğiz Sayın Gülerce. E, evet. Reklamlardan sonra daha burada olacağız. E, konuşacağımız birkaç konu daha var. Belki şeyi sığdırabiliriz. AK Parti'nin kuruluşunun yıl dönümü evet, bugün. Bugün Kasım, 17. 10 yıl dönümü. hiç olmazsa bir iki cümle söyleyelim. Tamam o zaman reklama gidelim. Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Artık son bir iki dakikamız. Ama şunu da atlamadan etmeyelim tabi. Bugün 3 Kasım. 3 Kasım 2002 tam 17 yıl önce AK Parti'nin iktidara geldiği gün. Birkaç kelam sizden isteriz Sayın Gülerci. Tabii süremiz sınırlı. Şunları söyleyeyim. Bir defa hizmet bakımından, bir hizmet heyecana aşık olan bir ekip 17 yıldan beri. Zaman zaman söylüyoruz AK Parti sadece yaptığı hizmetleri anlatsa, Türkiye'nin çehresinin nasıl değiştiğini insanlar hatırlasalar, bu çok önemli bir şey. İkincisi de vesayetten millet iradesine, millete yaslanmaya bir geçiş oldu. Bu da çok önemli. Türkiye'de mesela parlamenter sisteme tekrar dönelim diyenler, o parlamenter sistemde millet iradesinin seçilmişlerin nasıl devre dışı kaldığını unutturmaya çalışıyorlar bize. Pazarlıklarla hükümet kurmalar, istifalar, onların hepsi bitti üçüncüsü de 15 Temmuz ihanetine karşı millette bir Çanakkale ruhunun, diriliş ruhunun heyecanının uyanmış olması. Yani tekrar biz bir zamanlar neydik, hem de ne millettik duygusu düşüncesi artık toplumda biz daha büyük işler yapabiliriz. Biz dünyada artık öyle otur otur kalk kalk denilen bir Ülke değiliz, biz artık bir uydu ülke değiliz diye bir inanç, kanaat oluştu. Bunların hepsi bu hı hı. iktidar döneminde oldu. <laughs> tabii Sayın Erdoğan'ın liderliğini mutlaka altını çizerek ifade etti. Tabii tabi o e, derin bir konu. Yani bu süremize sığmayacak kadar derin bir konu evet. olmuş olur. Çok teşekkür ederim. Sayın Yürüyeceksin, Erdoğan. millet yürüyecek arkandan dedim ben kendisiyle ilgili. Hı hı. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Şimdi e, bizden hemen sonra 7. gün var. Pınar Işık Ardor sunuyor biliyorsunuz. 7. günü kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Perşembe akşamı saatler 23.30'u gösterdiğinde ne var ne yoktayız. Ne, var ne yokta konumuz Erkan Türk'ten olacak. Enteresan bir program sizleri bekliyor olacak. Biraz şifreleri çözeceğiz. Perşembe akşamı 23.30'da bekliyoruz. Ortak akıl ekibi olaraksa pazar sabahı yine Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte saatler onu gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.